Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evimizdeyiz. Şöyle biraz sonra göstereceğim. Porselen tezgahımız takıldı. Porselen tezgah hakkında çok fazla soru da geldi seçmeye bakmaya gittiğimizde. Onunla ilgili size ayrıyeten kullandıkça bir video daha çekeceğim. Şu an kullanmadığım için bir şey diyemiyorum ama çizilme, yanma, yapışma yapmıyormuş. Hani sıcak soğuk üstüne her şeyi koyabiliyormuşsunuz. Kullanımı rahatmış. Bilmiyorum, denemeden leke falan da tutmuyormuş. Daha kapaklarımız vesaire gelmedi. Şöyle mutfağın son hali bu şekilde. Buraya buzdolabı kabini gelecek. Yukarısında şöyle bir boşluk var. Buraya erzak dolabı gibi yapabilirim. Bir iki raf daha koyulsa iyi olur. Buraya mikrodalga fırın gelecek. Buraya normal fırın gelecek. Burası kiler dolabı. Şuraya sürgülü yaptırdım bu şekilde. Altların hepsi çekmeceli, lakin şuraya çekmece olmuyor. Çekildiği zaman çalışmadığı için buraya kapak yapacağız. Diğer yerler şurası falan hepsi çekmece. Buraya buzdolabı, buraya bulaşık makinesi gelecek. Burada gizli ayrıyeten bir çekmece daha var. Şöyle, şu şekilde. Buraya kaşıklık, iki laf olarak. Buraya da bir çekmece daha gelecek. Bu biraz böyle boşluk bırakılmasının amacı şuraya çarpmaması. Şurada bir çıkıntı var. Porselen tezgahımız da bu şekilde. Burada daha koyu görünüyor ama daha soft renkleri açıkçası. Evyecim.com sitesinden aldım. İki gözlü bir evye. Daha önce de gayet derin bu arada. Bu 45'e 40 olarak geçiyor. Ama büyüklüğünü ben beğendim. Gayet ideal. Ben tezgah altı evye istedim. Çünkü tezgah üstü kullanmak çok zor. Şu anki evimde tezgah üstü ama tercihim olsaydı gene tezgah altı taktirirdim. İkili evyeyi de ben kullanıyorum açıkçası. İşime yarıyor. O yüzden gene ikili aldım. Daha önceki evime ve annemlere de aynı. Gene bu evyeciden almıştım. Çok memnunuz. Şöyle son halini göstereyim. Şurası da ada kısmı. Şöyle bayağı büyük 2 metrelik bir adamız var. Buraya bar sandalyeleri aldım 4 tane. Bir tanesi belki bu şekilde, 3 tanesi de bu şekilde sığabilir. Bunun altı da şöyle bir tane gene çekmece alanı var. Çekemedim şu anda. Bir tane çekmece alanı var. Diğerleri raf raf. Buraya misafirlik yemek takımlarımı, kahvaltı takımlarımı koyacağım. Bu taraf zaten bana günlük kullanım için yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle uzaktan son halini de göstereyim size. Karşıki seramikler de şurada. Onlar da şu şekilde, yani şöyle uyumlu birbiriyle. Bunları bu şekilde seçtik. Şöyle biraz da gene evi gezelim. Süpürgeliklerimiz yapılıyor bu arada. Bu katınkiler yapıldı ama üst katınkiler yapılmadı. Şöyle kalın süpürgelikler geliyor. Buraya televizyon ünitesi ve televizyon gelecek. Kapılarımızın camı yanlış gelmişti biliyorsunuz. Onları değiştirdik. Şu şekilde düz cam istemiştim. Düz cam olarak oldu. Ev bayağı temizlendi bu arada, toplandı. Haftaya iki tane ablamız gelecek temizlik yapmaya. Salonumuzu da göstereyim. Buranın da çıtaları bitti. Şöyle. Bu şekilde süpürgeliklerimiz. Bunlar bar sandalyelerimiz. Henüz açamadık çünkü ev temizlenmediği için gördüğünüz gibi hala toz pislik bitmedi. Buranın camları da yine düz olarak değişti. Normalde düz cam yapacaktık ama şöyle füme olarak yaptık. Bence böyle daha da güzel oldu. Şöyle. Merdivenlerimiz de bu hafta yapılacak inşallah. Üstüne ahşap geliyor. Onlar da bittikten sonra başka bir şey kalmıyor. Yani çarşamba, perşembe dediğim gibi temizlikler. Şurası aşağıdaki lavabo kısmı. Burası merdivenimiz. Burası merdiven altı. Bu kısma şöyle bir fortmanto alanı gelecek ama bunları artık içinde oturdukça yavaş yavaş yapacağız. Çünkü aynı zamanda diğer evimizi de sattığımız için
Buraya bir an önce geçmemiz lazım. Yani toz pislik olan şeyler bitsin, diğerleri hallolur diye düşünüyorum. Şöyle asma tavanımız da delindi. Ama henüz gelmedi ışıklar. Bu şekilde. Burası yatak odasının olduğu bölüm. Daha önce çekmiştim. Şöyle bu tarafa da şuradan boydan boya şöyle L dönen bir dolap gelecek. Mevcut dolabımız buraya uymuyor maalesef. Şöyle bir dolap olacak. Buraya da çekmeceli bir komodinimiz var. Onu koymayı düşünüyorum. 4 çekmeceli o şifon yerimiz, pardon. O sığar buraya. Ama dediğim gibi bunların hepsini taşındıktan sonra yapacağız. Bu süreçte de size zaten paylaşmış olurum. Çünkü şu aşamada gelişmedi. Şöyle gene içeriye bir gezelim. Bu arada bu boyanın rengi şöyle gittikçe koyulaştı. Normalde daha açık bir renkti boyandığında ve kutuda. Daha sonra böyle koyu lacivert. Zaten biz bu laciverti seçmiştik ama boyanınca niye böyle oldu diye bir sorgulamıştık açıkçası. Buranın da yerleşimini anlatayım. Şuraya gene olduğumuz 4 çekmeceli bir şifon yeri var. O gelecek, üstüne raf taktırmayı düşünüyorum. Bu tarafa böyle yatağı koyacağım. Buraya oyun dolabı var. Oyuncakların olduğu dolap. O gelecek. Bu tarafa gardırop gelecek. Burada da bir oyun oynamak için alan kalsın istiyorum. Çünkü şimdiki evimizde çok bir alan kalmadı. Çok fazla dolap olduğu için odada. O yüzden zorlanıyoruz. Şöyle buraya da boydan boya bir dolap gelecek. Şöyle şu duvara boydan boya bir dolap gelecek. Başka da bir şey yok bu odada. Bir de benim çalışma masam gelecek. Bu odada da şöyle şuraya bir kitaplık gelecek. Şu bölüme bir kitaplık gelecek. Buraya da bir tane çalışma masası gelecek. Şu karşıya da yazıcıların olduğu bir dolap var. O gelecek. Burası da bu şekilde. Gel anneciğim, gel. Ay çok küçük anne. Evet anneciğim, gel buraya. Bana yardım et, gel. Şu anda dışarı çıktık. Böyle bahçe kısmındayız. Girişin olduğu yerde. İçerisi bayağı bitmek üzere. Dediğim gibi süpürgelikler bugün inşallah yukarı katınkilerde bittikten sonra Perşembe günü storlarımız vesaire gelecek. Onlar takılacak. Çarşamba, Perşembe temizlik olacak evde. İki tane ablamız var sağ olsun, bize yardımcı olacaklar. Biz de onlarla beraber bir şeyler yaparız ki biraz hızlı bitsin işimiz. İnşallah cumartesi günü de artık taşınacağız. Size taşınma telaşımızı da aktaracağım inşallah.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.